Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya ben. Bugün size peritoneal nefrolite tripsi yani kapalı endoskopik böbrek taşı cerrahisi ile ilgili kısa bir videosunum olacak. Peritoneal nefrolite tripsi yaklaşık 30 yıldan beri yapılmakta olan 2 santimin üzerindeki taşlarda en etkili en tedavi seçeneği olarak hala üstünlüğünü ve yerini korumaktadır. Peritoneal nefrolite tripsi nasıl yapılır? Bununla ilgili kısa bir videosunumuz olacak. Bu videoda peritoneal nefrolite tripsinin nasıl yapıldığı ile ilgili kısa bir video sunumudur. Hasta yüzü koyun olarak ameliyathane masasına anestezi aldıktan sonra yatırılır. Hastanın böbreği skopi yardımıyla değerlendirildikten sonra hastanın cildinden böbreğine uzanan bir kanal oluşturulur. Bu kanala bir boru konulur ve bu borunun vasıtasıyla böbreğin içine girilerek taşlar kırılır. Burada gördüğünüz gibi borunun yeri, böbreğe girişini görmekteyiz burada. Ve bir video kamerayla içeri girilerek taşlar görülür, kırılır ve toplanır. Burada işlem bittikten sonra hastanın sırtından ya da idrar yolundan olacak şekilde bir tahliye sistemi kurulur. Sırtından olanı nefrostomi tüpü diyoruz. Aşağıdan olanı da double J stent diyoruz. Sırtından olan stent hastada 1 ya da 2 gün civarında kalabilir, duruma bağlı. Cerrah bunu koymayabilir. Cerrahın seçimi ve tercihlerine bağlıdır bu. Ya da aşağıdan üreteral stent dediğimiz double J stent koyarız. Onu da şimdi göreceksiniz. Burada da mavi olarak üreter stenti yani double J stenti görmekteyiz. Bu stenti koymamızın sebebi idrar yolunda küçük taş parçaları ya da kan pıhtılarının tıkamasını engellemektir. Bu stent yaklaşık 4-6 hafta sonra hastadan aşağıdan endoskopik olarak çekilir. Peritoneal nefrolite tripsi hala günümüzde taş cerrahisinde en etkili seçeneklerden birisidir. Özellikle taş 2 santimin üzerinde ise ya da böbrekte birçok taş mevcutsa peritoneal nefrolite tripsi başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Yaklaşık ameliyat süresi 1-2 saat civarında sürmektedir. İşlemden sonra hasta ertesi gün günlük işlerini yapabilir. Hasta 15 gün sonra normal günlük hayatına, iş hayatına geri dönebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.